Hepinize merhaba arkadaşlar. KenkTV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar 90 FPS yapıyoruz. Game Loop'ta 90 FPS yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz 10 Kasım 2020'de yeni güncelleme geldi. 90 FPS olan ayarlarımız 60 FPS'e düştü. Bu oyunun genel bir hatası arkadaşlar. Bu hatayı nasıl giderebiliriz? Oyunun eski ayarlarına nasıl dönebiliriz? Şimdi size bunları göstereceğim arkadaşlar. Ben size açıklama kısmında bir link vereceğim arkadaşlar. O linkten bu dosyayı indireceksiniz. Nasıl indireceksiniz? Google'ı açıyoruz şuradan. Linkimizi yapıştırdık tarayıcımıza. Tarayıcımızı açtık. Reklamı geç. Açılan sağdaki sayfayı kapatıyoruz. O virüs. Onları kapatıyorsunuz. Linke git diyoruz. Tekrardan cartcurt açıldı. Kapatıyoruz. Linke git. Evet, dosya GeoCities açıldı arkadaşlar. Bu siteden indireceğiz. Dosyayı indir diyoruz. İniyor. İndirdik. Ben indirdiğim için indirmeyeceğim. İndirdikten sonra arkadaşlar, şimdi onu göstereyim. Kapat bunu. Sayfayı kapattım. İndirdim. Nereye indirdim? Mesela masa üstünde. İndirdim. Zipli bir dosya arkadaşlar. Extracto PUBG Mobile 60 FPS diye masa üstüne çıkartıyoruz. Tamam mı? Çıkarttık. Ha bu arada arkadaşlar bir sıkıştırma programınız yoksa WinRAR'ı bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Şimdi indirdikten sonra çıkarttık. Klasör içinde PUBG Mobile FPS arkadaşlar. Burada akıcı var, HD aşırı var, HD aşırı var. Bunlardan şunu fazladan ekstradan şey yapmışım. Onu bir sileyim. Evet bunlardan hangisini yapmak istiyoruz? HD aşırı. Bunu kopyalıyorsun abicim. Masa üstüne yapıştır diyoruz. Tamam. Değiştirdik. Masa üstüne yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi Active Save dosyası masa üstünde var. PUBG Mobile'a giriyoruz. Girdik PUBG Mobile'da. Ben size öncelikle grafik ayarlarımı göstereyim. Full ekran yapmaya gerek yok. Şuradan kare hızımı göstereyim. Bende ayarlar yapıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 83 FPS. Ayarlarımı da göstereyim hemen oyundaki ayarlarımı. Grafik ayarlarım. HD ve aşırı arkadaşlar. Klasik. Buradan gölgeler kapatılmış durumda. Grafikleri otomatik ayarla. Bu da kapatılmış durumda. Lobiye döne falan girmiyoruz. Sadece savaş, HD aşırı. Buradan bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bütün şeyleri indirmişim bu arada. Onu da göstereyim. Bütün indir dosyalarını indirmişim arkadaşlar. Siz de indirin. Ondan sonra yapın bu ayarları. Hepsi indikten sonra yaptım ben. Bütün burada HD kaynak paketleri falan var. Bakın bunları indirdikten sonra yapıyoruz ayarları. Tamam mı? Şimdi şunu bir geç ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar Game Loop'tan çıkıyoruz. Ama nasıl çıkıyoruz? Bak F11'e bastıktan sonra yani ekranı küçülttükten sonra bu haldeyken şurada çık butonu var. Çıka basıyoruz. Çıkıyoruz oyundan. Bak F9'a basıyoruz burada. Bastık tarayıcı çıktı. Tarayıcıya giriyoruz. Buradan Google'u açıyoruz. Google'u girdiniz açtınız. Buraya S-Filer Explorer diye arattırıyorsunuz arkadaşlar. Buradan APK Pur sitesine girin. Buradan indirin. İndirdiniz. İndir APK dedik. Evet. İndirme işlemimiz başlıyor diyor. Bak indiriyor arkadaşlar. Daha önce indirmişiz. 10 defa indirdik. Size göstermek için indiriyorum. Çıktık. İndirdik. Çıktık. Tamam çık. O indirdikten sonra buradaki tıklıyoruz arkadaşlar. Buradaki linke tıklıyoruz. Aç diyoruz. Yükle diyoruz. Yüklüyoruz uygulamayı. İndirdiğimiz uygulamayı yüklememiz lazım arkadaşlar. Bak nasıl paket yükleyici diyeceksin. Yanlış bir defa diyeceksin. Yükle diyeceksin. Bu şekilde yüklüyorsunuz. Şimdi çıkayım buradan. Yükledik. Yükledik. S-File dosya yöneticisini açıyoruz. S dosya yöneticisi. Açtık arkadaşlar. Açılıyor. Açtıktan sonra böyle bir ekran geliyor karşımıza. Ben ekranı büyüteyim. Daha iyi görürsünüz. Evet şimdi buradan dahili depolamaya geliyoruz. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Ana sayfadayız. Dahili depolamaya geliyoruz. Geldik. Sonra şurada çizgi var. Slash işareti var. Storage'in solunda. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Data'ya giriyoruz.
Data'ya girdikten sonra Share 1. Bu dosyaya giriyoruz. Share 1 girdikten sonra burada bizim masaüstüne kopyalamış olduğumuz Active Sav dosyası var arkadaşlar. Bunu basılı tutuyoruz mouse'un sol tuşuyla. Basılı seçtikten sonra sol altta kopyala şeyi var. Simgesi var. Kamera olduğu için göremeyeceksiniz büyük ihtimal. Kopyalaya tıklıyoruz. Kopyaladık. Kopyaladık arkadaşlar. Şimdi buradan ana sayfaya giriyoruz. Dahili depolamaya giriyoruz. Android'e giriyoruz. Data'ya giriyoruz. tangent.com.tangent.ig. Bunu açıyoruz. Files açıyoruz. UE for game açıyoruz. Shadow Tracker Shadow Tracker Extra açıyoruz. Save it. Save Games. En son da Save Games. Evet arkadaşlar. Buraya yapıştırıyoruz. Save Games dosyasına yapıştırıyoruz. Çünkü burada Active Sav dosyası var. Daha önceki dosya var. Buraya yapıştır diyoruz. Üzerine yaz diyoruz. Kopyalama işlemi başarılı. Bitti arkadaşlar. Her şey bitti. 90 FPS ayarınız oldu. Şimdi bakalım olacak mı? Şimdi bakalım ana sayfaya. La çık. Şuradan çıkıyoruz. İptal lan. Dur. Evet çıkıyoruz. Çıktık. PUBG Mobile'ı açıyoruz. PUBG Mobile açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 90 FPS sinyalleri vermeye başladı bize. Açılıyor. Bu arada videomuza like atalım arkadaşlar. Unutmayalım like'ı. Like şart. Şimdi girdik PUBG Mobile'a. Buradan ayarlarımıza bir girelim. Tekrar bakalım ayarlar değişmiş mi? Bakın HD aşırı ayarlarımızda bir oynama yok. 90 FPS, 83, 87, 83, 87 arası gidip geliyor. 90 olmuyor zaten biliyorsunuz daha önce de olmuyordu. Yani 83, 87 arası gidip geliyor arkadaşlar. Şimdi bir tane TDM girelim. Bakalım. Büyük ihtimal kimse de 90 FPS yok. Herkes 60 FPS'te oynuyor. Karşı rakipleri emülatör. Bu mahalleyi ben kurdum. Evet. Ama hiçbirinizi zorla getirmedim buraya. Hele ki hiçbirinizi zorla tutmadım yanımda. Öyle mi? Cevap verin. Zorla mı duruyorsunuz yanımda? Yavaş abiniz. Zorla mı tutuyor sizi yanımda? Evet. Team match. Let's go. Oyunumuz başladı arkadaşlar. Öldüm. Onlar bana yargı dağıttı. Hayırdır? Araplar 90 FPS'i bulmuş. Yani bu işi ilk bulan biz değiliz tabii. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar takılma donma yok 90 FPS bir şekilde oynuyor. Abi benim bilgisayarım çok donuyor diyorsanız donma sorununa çözüm videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında o videonun linkini de atacağım. O videoyu izleyerek PUBG Mobile'deki kasma donma sorunlarınızı çözersiniz. Son mermi de indirdim adamı ya. Evet bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla oynamaya gerek yok. Lobby'ye dönüyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi 90 FPS alıyoruz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, maddi durumunuz varsa bana katıl alarak destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar.
Biliyorsunuz 5 aydır işsizim. Desteğe ihtiyacım var. Yeni videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.